O yüzden diyor kafası orta kaldı diyor. Belgrad'da. Ve daha sonra Belgrad ele geçtikten sonra, düşmanın eline geçtikten sonra oradan Belgrad'ın Budin'in eline geçtikten sonra kafatası alınıyor ve götürülüyor Viyana'ya da hediye ediliyor. Ve bu senelerce müzede Merzifonlu'nun kafatası diye saklanmış. Hatta geçtiğimiz yıllarda yine bir Avusturyalı araştırmacı bir manastırda da, bir Benediktin manastırında da Merzifonlu'nun kaburga kemiği olduğu iddia edilen kemikleri buldu. Yani kafatasını, kaburgasını falan dağıtmışlar Merzifonlu'nun. Yani her tarafa. Tabii bu şu var Avrupa'da. Ama pardon, Budin de idam edilmedi mi bu? İdam edildi. Budin kimdi o zaman? Hayır, başlangıçta bizde sonra düşüyor. 1986'da düşüyor. Mezara mı açmışlar yani? Mezara açıp çıkarmışlar. Yalnız Merzifonlu'yu değil. Bunu söyle. Avusturyalılar ele geçirdikten sonra birçok Türk görevlisinin mezarlarını açıp kemiklerini götürmüşler. Şimdi Avrupa'da böyle bir gelenek var. Yani nasıl bir gelenek? Türk kafatası kemiği topluyorlar. Bu şundan. Mesela Karstadt'ta kale yapıldığı zaman 900 tane Türk kafatası atmışlar. Kalenin daha kuvvetli olacağına inanıyorlar. Böyle Türklerden korunmak için şeyler var. Kemiklerden amulet, muska yapıyorlar. Koleksiyon yapanlar varmış. Yani bu korkudan tabii daha önce. Böyle bir gelenek var. Yani bunun değişik örnekleri de var yani. Onu birçok yerde görüyoruz. Bu Merzifonlu'da da böyle bir şey düşünülmüş. Fakat dediğimiz gibi devrin kaynakları zaten Osmanlı kaynaklarından bir tek kaynak var. Günü gününe veren. Onun dışında fazla bir kaynak yok. Daha sonradan yazılıyor. Yani Karutel'in açıklamaları günümüzde daha doğru duruyor. Yani kafatası orada kalmış, kafa derisi gelmiş diye. Budin'de. Ve o ondan sonra da... Apaçila falan mı var acaba ya? Kafa derisi yüzülüyor. Ama şey işte orada önemli öyle olan bir şu... Öyle bir teori de var. Adamın şimdi gelir öldüğünü mi? İspat edilmesi lazım padişaha. Yani kafa, deri... kafanın gelmesinin sebebi de odur. Yani uygulama niye? Vardır. Tabii. Mogollarda da vardır uygulama. Kafa derisini doldururlar. Tabii. Ve gösterirler. Vardır uygulama. Yani orada tabii şey var. O kudretli serdar düşün. Bir emir geliyor. İçeri girdiği zaman hatta orada diyor ki kanım yere aksın diye halıyı kaldırın diyor mesela. Yani daha toprağa son sözü düşün diyor. İpi iyi bağladınız mıymış? Öyle okudum. Hepsi söyler onu. İşini ustaca yap Celal. Bu oluyor yani. Baştan, bu hani meşhur son sözler. Baştan bu oluyor sonra çok da. Çok söyler o sözü biliyor musunuz? İşini iyi yapasın derler. Bir de ceplerini boşaltırlar. Tabii o. Çünkü şimdi kural şudur. İdam edilen mahkumun üzerindeki bütün eşya ve elbisesi cellada kalır. O yüzden mahkumu ceplerindekileri dağıtır etrafına. Cellada kalmasın diye ama bazıların cebinde kalır bu manlar. Eşyalı, saati olsun. Efendim, yüzüğü vesaire. Yüzüğü vesairesi. Bunlar kalıyor. Sonra bunlar cellatlar, celladın malı oluyor. Kapalı çarşıda cellat mezatı diye bir yer var. Orada yılın belli zamanlarında bunlar toplu halde bütün cellatlar idam ettiklerinden çıkanları alırlar. O da mezatla satarlar. Cellat pazarı. Cellat mezatı. Ben dalga geçerek söylüyorum cellat pazarı. Hatta bir meşhur saat hikayesi vardır. Uğursuz bir saat. Çünkü şöyle bir inanç vardır. Cellat pazarından, mezatından alınan mal uğursuzluğu denir. Ve orada bir saat hikayesi vardır. Birisi idam edilmiş, cellat almış, birisine satmış, alan da idam edilmiş. Sonra başka birisine gitmiş. Saat isimleri de vardı, onların da unuttum şimdi. Reşit Ekrem anlatıyor değil mi? Efendim? Reşit Ekrem'deydi galiba. Şeyde geçer. Naima'da zannedersin. Yok, Reşit Ekrem yazdı galiba. Tarihlerdendir ama. Tarihlerden oradan alıyor ha. Tarihlerden birindendir o. Sonra adam alıyor onu, birisine hediye ediyor. O sırada saraydan ferman geliyor. Bilmem ne paşa duru ismi de. Olmuş bir olaydır bu. Bir şey ulak Tatar geliyor. Sülgün emce. Dua edin diyor. Biraz önce diyor, size daha önce diyor bir şey çıkmıştı. İdam fermanı çıkmıştı hakkınızda. Fakat sonra hünkâr affetti. Sürgüne çevirdi ve zor yetiştim yoksa kendiniz gitmişti diyor. Adam bir düşünmüş, saati hediye ettiği anda kurtarmış. Kurtulmuş. Yani uğursuz derler. Cellat mezatı. Yani şeyin o... Bir soru var Erhan, bu o, çok geliyor şey, sana. Affedersin, orada demin karıştırdık bir şey. Önce Belgrad yani Budin değil. Şeyin Belgrad. Merzifonlu'nun asıl Belgrad. Evet, Belgrad. Bir soru Edirne'ye bu Sengi İbret denilen... Oraya gömülmüş. Padişah Edirne'de çünkü.
Hadise Edirne'de. Sonra. Onun bir Edirne'de de mezarı var mesela. O şekilde. Şimdi bu hep geliyor. Bunu cevap ver sonra Yaprak'la biz biraz fasıl yapalım. Sayın Mustafa Korkmaz, Kırım Hanı Kubilay. Kubilay efendim Moğol Hanı'dır. Hatta Çin İmparatorluğu bir yerde. Kırım Hanı değildir. Kırım Hanı, bu soru yanlış gelmiş Kubilay diye ama ihanet etti mi diyorlar. Kırım Hanı Murat Giray silahlar tarihinin yazdığına göre orada ihanet edip düşmanın geçmesine izin vermiştir. Fakat dediğim burada önemli bir şey de şu. Merzifonlu ile araları açık. Yani çünkü Merzifonlu biraz aşağılamış, siz Tatarlar at eti yersiniz vesaire diye. Arasının açık olması ve düşmanın da çok kuvvetli olmasından dolayı düşmana direnmiyor. Zaten savaş meydanında da erken çekiliyor. Fakat orada ilginç bir şey var. Budun Beylerbeyi Uzun İbrahim Paşa var. Bu Merzifonlu ile problemi olan, çekişen, fakat savaştan sonra da Merzifonlu'nun öldürttüğü adam ölmeden önce şunu söylüyor. Padişaha söyleyin, beni susuz yere öldürüyor. Ancak devleti kurtaracak tek adam budur. Sakın bunu idam etmesin. Merzifonlu için. Ve Hamber diyor ki bunu anlatırken, Roma'da bile diyor böyle bir davranış görülmez diyor. Devleti kendisi. Nerede? Roma'da diyor. Roma'da bile diyor böyle bir davranış gözükmez. Bulamazsınız. Hem yani devleti ön plana çıkarma açısından. Yani çünkü adamı haksız yere öldürtmüş ama adam devleti bu kurtarıyor. Dediği de doğru. Çünkü o vasıfta bir komutan bulamıyorlar daha sonra. Devlet adamı. Ondan sonra 4. Murat da gidiyor sonuçta. 4. Mehmet de gidiyor. 4. Mehmet de gidiyor. Evet. Ama öldürülmedi, indirildi. Ya indirildi. Ama yani sonuçta o bir seri başarısızlıktan sonra oğluyla birlikte. 1687'de tahttan indirilmiştir. Yani çünkü ardı ardına, o da ilginç bir şey. Şimdi devlet Viyana bozgununa uğramış. Padişah hala avda. Adı ne adamın? Avcı Mehmet. Zaten boşuna demiyorlar. En son babaannesi Kasım. Devrin birçok önde gelen hocası, camilerde artık padişahın aleyhinde konuşmaya başlamışlar. Ya yeter artık demişler. Vatan elden gidiyor. Sen av peşindesin. O av köpeklerinin vesairesini sonunda elden çıkarmayı, atlarımı falan azaltayım, atımı 100 tane indireyim falan demiş ama iş işten geçmiş. Askerin kafası atmış. İstanbul'a girmiş 1687'de. Padişah tahttan indirmiş. Çünkü yani 4 sene bozgun olmuş. Yani 1683'ten sonra padişah hala avda. Yani ve sonunda bu av padişah tahttan inmesine sebep olmuş. O da tabii ilginç. Kardeşini getiriyor. Ben şeyi gördüm. Yani böyle kroniklerde hep anlatılırdı, tarih kitaplarında. Osmanlı arşivinde masraf defterlerini gördüm. Bir iki arkadaşa doktora tezi yaptıralım dedik. Doktora tezi yapılmayacak kadar çok. Yani altından kalkamazsınız. O kadar Avcı Mehmet'in av masrafları var ki. Yani çünkü yalnız ava gitmesi, kendisi gitmiyor. Kendi gidiyor, harem halkının bir kısmı gidiyor. Yanında yüzlerce adam gidiyor. Yüzlerce defter var. Bir tane iki tane değil. Yani lakabı hak ettiğini o zaman anlatım. Yani lakabı hak etmiş adam. Yani boşuna Avcı Mehmet dememişler. Peki bu Murat Giray niye idam edilmedi? Edildi mi? Daha sonra zaten şeyden anlıyor. Niye öldürmüyorlar? İdam yani o kaçıp gitmiş zaten. Yani Merzifonlu şey yapamıyor. Kırım bize bağlı değil mi o zaman zaten? Hayır, bağlı da Kırım biraz şey. Sonra Ruslar mahvediyor zaten orası. Kırım çok biraz kalmadan. Özektir. Yani direkt sadrazam da karşılamaz. Direkt padişahın şey. Ama istediğini padişah alıyor. Görevden alıyor. Mesela ama işte şey değil. Mesela Şahin Giray'ı da daha sonra ihanet ettikten sonra, görevden aldıktan sonra bir an öldürtemiyorlar. Suikast da yok etmek falan istiyorlar. Yani böyle. Dur yavaş yavaş öyle ne yapıyorlar? Suikast da yok etmek istiyorlar. Mesela Şahin Giray vardır. Kırmızı Ruslara satan. Onda da mesela direkt öldürmekten ziyade bir kaza süsüyle öldürüp yok etmeyi çalışmışlardır. Fakat olmamıştır. Sonunda Rodos'tu galiba. Rodos'ta idam edilmiştir. Murat Giray ama bir süre sonra görevden alınmıştır. Şimdi Viyana'yı döndük, bitti. Viyana bitti. Ha, Viyana'nın revanşı biraz... var şimdi. Nesi var? Revanş. Ha. Bir de kahve hikayesi var onun daha önce. O bilinen bir şeydir ama herkes bilir onu. Ama çok güzel. Hiç bilmem ama bilinen bir şeydir. Yani hiç onu şey yapmayalım. Revanşı'nın hangisi? Daha sonraki savaşlar var. Bizim kazandığımız savaşlar. Bizim kazandığımız. Yani çünkü genelde hep ne zannedilir? Viyana'da yenildik, çöküş başladı. Bu yanlış. Yani 1699 Karlovç'a, 1922 devlet.